FC 24 bugün Yama ile birlikte oyuna TFF 2. Ligi ekledik ve TFF 2. Lig'in en fakir takımındayız. O takım da Uşakspor. Uşakspor'un mevcut bütçesi 1 milyon euro sınırlarında, 1.283. Biz bu takımı TFF 2. Lig'den alacağız. Sadece serbestte bulduğumuz oyuncuları bu takıma getirerek önce üst liglere çıkmaya çalışacağız. Sonrasında lig şampiyonluğu ve Avrupa'dan kupa getirmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Tabii şöyle bir şey var. TFF 2. Lig'de yabancı oyuncu kullanamıyoruz. 1. Lig'e çıktıktan sonra 8 yabancı, Süper Lig'e çıktıktan sonra da 14 yabancı kuralıyla devam edeceğiz. Yani bugün serbest transferlerle Uşakspor Rebuild'ı için sizlerden tam tamına 3000 beğeni bekliyorum. Ayrıca videoya hype atmayı, kanala abone değilseniz bu ve bunun gibi videoları takip etmek adına abone olmayı unutmayın. Başlayalım. Football Team Game, ücretsiz ve online futbol oyunu. Bu oyun artık Türkçe ve sizler oyuncunuzu oluşturuyorsunuz. Oyuncunuza bir mevki seçiyorsunuz. Benim mevkim merkez forvet. Antrenmanlarla birlikte oyuncunuzu geliştirebiliyorsunuz. Takım kurabiliyorsunuz. Benim Hub FC diye bir takımım var ve sizleri bu takıma bekliyorum. Takımda eksik mevkiler var ve oynadığımız maçlar şu an görüntüde. Bu maçlarda iyi sonuç alabilmek adına takımda iyi overall'lara ihtiyacım var. Benim paylaştığım linklerle de Football Team Game'e gelirseniz fazladan enerji puanı kazanabilirsiniz. Ayrıca sizler için 100 tane Football Team Game kodu paylaşacağım açıklama kısmında. Bu kodların içinde de enerji, kart paketleri gibi şeyler var. Her biri de 50 euro değerinde. Hatta gelin sizlerle kart paketi satın alalım ve kart paketini birlikte açalım. Bakalım içinden ne çıkıyor. Pepa geldi, 58 overall stoper. Sonraki ise 6 numara 65 overall'ıyla Vieira ve böylelikle kart paketini tamamladık. O yüzden kaçırmadan Football Team Game kodlarınızı da açıklama kısmından alın. İşte şu ana kadar oynadığımız maçları da görüyorsunuz, yani maçlarda daha iyi olmamız lazım. O yüzden hepinizi APFC'ye bekliyorum. Şimdi mevcut kadro çok yetenekli değil. 4-4-1-1 orta saha kullanan bir takım var elimizde. Bu değişecek mi? Bence değişmeli. İlk sezon serbestten oyuncu getiremeyebiliriz. Bununla birlikte bütçeyi arttırmak adına altyapıdaki 6 tane oyuncuyu serbest bırakabilirim. Bu adamların maaşları gidiyor. Özellikle kaleci 54 overall'da bizim için pek de iyi değil. İlk sezon maalesef serbestte Türk oyuncu yok. O yüzden bu sene mevcut kadroyla birlikte bir simülasyon yapacağız sene sonuna. Transferleri 2. sezon başlayacağız. Madem transfer yapmayacağız, sistemi belirleyeceğim. Sistem kontratak. Getirebildiğimiz antrenör sayısı da 4. En iyilerini getireceğim. Gerçi antrenörleri getirirken bile bütçe bitti. Haftalık bütçe kalmadı. Ben son antrenörü getiremedim. Çok fazla oyuncu var, o yüzden bir kısmını satacağım. Özellikle 50 overall ve altındaki isimleri gönderebilirsek bizim için iyi olacak. Takımda 5 tane MDO var. Ne yapacaksak? En yetenekli oyuncumuz Kubilay Şahin. Bu adamın 475 bin euroda değeri var. En değerli isim. Tabii onu oynatmaya çalışacağım. Diziliş olarak da 4-3-3 rölanti. Bu sistemle bu sene oynayacağız. Süleyman Ödemiş için 100 bin euro teklif var. İnegöl Spor'dan da aynı oyuncu için teklif geldi. Yedek kalecilerden birine Düzce'den 125 bin euro teklif var. Ve bizim için satışlar başladı. İlk giden oyuncu görüntüde Süleyman Ödemiş. Koray'a teklif geldi. Sağbek yollamayacağım ama yedek kaleciye bir teklif daha var. Diyarbakır'dan. Kaleciyi de an itibariyle gönderdik Düzce'de. Şöyle yapacağım. Hücuma antrenör getireceğiz. 5 yıldızlık antrenörü kaleye çektim ve antrenör kadrosu bu sezon için tamam. Bir yandan sene sonu geldiğinde 8 tane oyuncunun kontratı bitiyor. Biri zaten bizde kiralık. Hiçbiriyle yola devam etmeyeceğiz. Yeni sezonda yeni bir kadro kurmak istiyorum. O yüzden bu sezon takım hazır. Hadi doğrudan sene sonuna gidelim. Şimdi berbat bir başlangıç var. 8 maç sadece 2 beraberlik, 6 tane mağlubiyet. O yüzden kontratak değişmese bile mevcuttaki sistemi değiştireceğim. Bu şekilde devam edemeyeceğiz. Dümdüz 3-5-2'ye geçtim. Şimdi madem 3'lüye geçtik, bazı oyuncuların mevkileri değişecek. Gürcan'ı stopere çektim. Sol kanattan sağ orta sahaya geçen Necati var. Yine sağ kanatların bazıları sağ orta saha alıyor, sol orta saha alıyorlar. Kahraman sol orta saha aldı. Sağbekten stopere geçen bir isim var. 57 overall oldu, çok iyi. Yine bir sağbekten stoper var, 54 oldu. Stoper hattında biraz sıkıntı vardı, bu şekilde halletmiş olduk. Mutsuz olan isimler var.
Onları serbest bırakacağım. Bu takımın biraz kurtulmaya ihtiyacı var. Yine 50 overall altındaki isimleri teker teker göndermeye devam ediyorum. Gerçi stoperleri şu adamı gönderebilirim. Kendisini transfer listesine eklemiş. Takımdaki roller de hep önemli de kalmış. O yüzden kontratları da bir güncelleyeceğim. Bazı isimler rotasyon olmalı. Bu kadar önemli adamla devam edemem ki ben. Çok şeyin değişmesi lazım daha. Bu arada bunları yaparken de 11 hafta sadece 3 beraberlikle sonuncuyuz. Hedef son sıralardan kurtulabilmek. Değişik bir pozisyon değişikliği var. Ofansif orta sahadan stopere geçti Efe Çetin. Yine sol beki de stoper yaptım. Baya herkes stoper oldu takımda artık. Moral bakımından çok kötü isimler var. Bu adamları da serbest bırakarak yola devam edeceğim. Kim oldukları şu an gerçekten önemli değil. Bu takımda bunu yapamazlar. Soykan da serbest bırakıldı. Halil de serbest bırakıldı. 22 kişi kaldık. İnanılmaz zorlanıyoruz. İlk galibiyeti aldık ama 15. hafta. Yani birebir yılda transfer yapamadığımız için bu kadar zorlanacağımızı ben düşünmemiştim. Mevki değişiklikleri var. Kubilay, santrafor. Bir MDO'muz da stopere çekildi. Bu arada Uşakspor'dan kovulduk ve Uşakspor'a geri dönüyoruz. O kadar uğraştım ama bir türlü yani kovulmamayı başaramadım Uşak'ta. Her şeyi yaptık. Ve sene sonuna geldik. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor 36 puanla 16. oldu. Yani ciddi anlamda sıkıntılı bir kadro. Bu kadroyu buradan alıp bakalım nerelere getireceğiz önümüzdeki sezon. Yani Avrupa'yı açmadım ilk sezon, o yüzden Türkiye Kupası'yla devam ediyoruz. Ve 3. turda Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek başladık. 4. turda ise Beşiktaş bizi yendi. Buranın şampiyonu Beşiktaş oldu. Yeni sezonda bir daha belki de hiç görmeyeceğiniz takım kadrosu. Bütün oyuncular gidebilir. Bir de sene sonu geldiğinde yani birkaç gün önce şöyle bir şey çıktı. Soyunma odasında yine huzursuzluk var. İnanılmaz memnun değil kimse. Bunların hepsini düzelteceğiz. Mahmut takımın en iyi istatistiklerine sahip. Sonra Kubilay kahraman diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu Kubilay Şahin. 94 bin euro zarar gösteriyor ama kovulduğumuz için buradaki sayılar net değil. Kubilay en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu ama tekrar mevcut bir bütçe verilmiş. Hatta bu sefer verilen bütçe çok yüksek. Tabii yeni sezona geçtiğimizde tamamen yeni sezon bütçesiyle devam edeceğiz. Buradaki bütçe de bizi ilgilendirmiyor. TFF 2. Lig'in gol kralı Umut Bulut Sarıyer'den. Asist kralı Bursa'dan Hasan Karaca. Gol yenmeye maç sayısında Aksaray kalecisi 1. Bir an önce şu sezonu bitirmek istiyorum. Sıfırdan bir başlamamız lazım. Yeni sezon, asıl serbestten transferler yapacağımız sezon başlıyor. Bütçe 4 milyon euro. Uşağı şampiyon yapacağız. Serbesti seç, uyru Türkiye yap ve rotayı oluştur. Evet, transfere santraforla başlıyoruz. Berat Altındiş 22 yaş 58 overall'da. Bu sezon gelişimine bir bakacağız. Önümüzdeki sezonlar bu takımda devam edebilecek mi? Deneyeceğiz kendisini. Kaleye Utku Yuvakuran 26 yaş 66 overall. Ya bizi Süper Lig'e kadar çıkaracağını ben düşünmekteyim. Sonrasında bakarız. Ligin üstünde bir stoperle devam ediyoruz. Atınç Nukan. Üçlü oynayacak. Orayı bence toparlayacak isimlerden biridir. Ki bugün muhtemelen üçlüyle devam edeceğim. Yönelilen maaşın bayağı altında bir maaş teklif ettim ve anlaştık. Atınç'ın yanındaki stoper ise Alparslan Öztürk olacak. Bu sezon sağlam bir stoper tandemi kuracağız. Kurmak üzereyiz. 5000 maaş 4 yıllık kontrat. MDO transferiyle devam ediyoruz. O isim Onur Ergün. 67 overall'ıyla bundan sonra Uşak'ta görev alacak. 3 yıllık kontrat 3.6 binde maaş. Bir MDO daha geliyor, Mehmet Özcan. Bir dönemin önemli wonderkidlerinden de ama sonra kayboldu. 3 yıllık kontratta ona 2.2 binde maaş. 8 numara olarak gözükmekte ama onu da 6 numaraya çekebilirim. Soner Dikmen. 68 overall'ıyla 3 yıllık kontrat teklif ettim. Alacağı maaş da 5000. Ofansif orta sahaya da tecrübeli bir isim Emre Akbaba. Kendisi 1 yıllık kontrat istedi. 2 yıl anlaştık. 9.7'de maaş. Önerileni 17.000'miş. Bir tane daha stoper getireceğim. Yılmaz diye 31 yaşında 64 overall'da. Tabi bu adamla ben açıkçası 1 yıllık kontrat imzalamak istiyordum ama 2 yıldan aşağısını kabul etmedi. 3000'de maaş teklif ettim. Kanatlarda biraz problem var. Sol orta sahaya 60 overall'lık bir isim gelecek. 3 yıllık da kontrat istedi bizden. 1.9 maaş. Yeni isim ise sağ orta sahaya Fıratcan Üzüm. Onunla da 3 yıllık kontrat imzaladık. Böylelikle Uşak bu sene transferi tamamladı. İşte tamamen gelenlerin listesi. Bir kere kovulduğumuz için şu an mevcutta antrenör görünmüyor.
Ben tiki taka yapacağım ve getirebileceğimiz antrenör sayısı 6. Yalnız bütçemiz bitti. 2 tane antrenör dışında herhangi bir isim getiremedik. O yüzden satışlara başlıyoruz. Soner Dikmen'i MDO yapacağım. Hatta stoper yapabiliriz. 4 hafta sürüyormuş. Stoper rotasyonunda olur. Şimdi Kubilay'a gelen teklifle başladık ama Kubilay da bu takımda en satılmayacak oyuncu. Santraforumuz. Abdullah Keleş gidecek. Değer Çakmak gidecek. İyi de teklif geldi. Kaptan da uymuş. Etim Eskut bir başka stoperi istiyor bizden. Abdullah Keleş Erzincan'da. Değer Çakmak Sakarya'yla anlaştı. Besen de Etim Eskut'la. Evet, biraz bütçe oluştu. O yüzden antrenör getirmeye devam edeceğim. Halil için 2 tane kulüpten teklif geldi. Yine bir ofansif orta sahaya, bir başka ofansif orta sahaya teklif geldi. MDO'muza inanca teklif var. Bir başka ofansif orta sahaya daha teklif geldi. 3 tane ofansif orta saha yollayacağız. Giderlerse tabii. Koray'ı satacağım. Koray Bulman. Halil Bursa'da. Yavru Ankara Spor'a gitti. İnanç Arnavutköy'de. Akgül Menemen'le anlaştı. Pehlivan Isparta'da. Bir oyuncu daha sattık. O isim de Koray Bulman. Transfer işte şimdi tamamlandı bizde. İşte gidenler. Bayağı oyuncu gönderdik transferlerden sonra. Geçen seneye göre ilk 11 sınıf atladı. Berat'ın oynayabilmesi için santrafordaki Kerem ve Mahmut serbest bırakılıyor. Berat'ı bir geliştirmeye deneyeceğim. Olursa, tutarsa. Ve karşınızda antrenör kadromuz bu sezon. Her şey hazır olduğuna göre de doğrudan sezon sonuna gidiyoruz. Hedef şampiyonluk. Sezon sonu geldi. TFF 2. Lig'in şampiyonu Uşak. Kırmızı grubu lider tamamladık. 1. Lig'e gidiyoruz. Türkiye Kupası'na yine 3. turdan başladık. Ankara Demirspor'u geçtik. 4. tura geldiğimizde ise Erzurum 2 Uşak 1. Buranın şampiyonu Beşiktaş. Artık Avrupa var. Süper Kupa Bayern, Şampiyonlar Ligi City, Avrupa Ligi Leipzig, Konferans Ligi ise Lille. Sene sonu itibariyle de overall'lar görüntüde bu kadro bana sorarsanız birincilik içinde yeterli bir kadro olacak. Bu arada Soner Dikmen'i stoper yapmayı sezon içerisinde unuttum. Sene sonuna geldiğinde Soner 70 overall'da. Bir yandan oyuncu gelişimlerinde Utku Yuvakuran artı 3'te 69'u buldu. 8 maçta kalesini gole kapatmış. Atınç'ın artı 2'si vardı. Kaptan artık Atınç Nukan. Bizi yavaş yavaş emin adımlarla Süper Lig'e çıkartacak. Artı 2'ler çok fazla vardı takımda. Emre Akbaba hiç gelişmemiş. Önümüzdeki sene düşüş gösterme ihtimali var. Forvet'te de Berat Altındiş'in artı 3'ü vardı. Performanslarda Emre Akbaba, Berat Altındiş, Kubilay Şahin ve Onur Ergün diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu da Emre Akbaba. Sene sonunda yaklaşık 1 milyon euro zarar. En fazla Emre Akbaba forması attırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. TFF 2. Lig'de gol krallığı listesinde Uşak 3. O isim de Emre Akbaba. Asist krallığında Emre Akbaba 2. Gol yenmeyen maç sayısında Utku Yuvakuran 9. Birinciyle arasında 4 maç fark var Utku'nun. Hani çok büyük bir maç sayısı değil ama sıralama olarak bayağı geride kalmış. Yeni sezon başlıyor. Artık yabancı oyuncu transferinde bulunabiliyoruz. 3 milyon euro bütçe var. Birincilikte şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro oluşturmak istiyorum. Tabii sezona yeni antrenörle başlayalım. Hatta antrenörlerle daha ileri varsa. Bir orta sahaya 4 yıldız gelsin. Bir 4 yıldız daha gelsin. Yetmez. Bütçe düşük. Yani şöyle bir şey var. Oyuncu satışında bulunabilirim. Öyle bir ihtimal yüksek. Evet, kaleci transferiyle başlayacağım ve kaleci Utku'ya göre çok daha genç ve neredeyse aynı overall'da olacak. Kacper Trelowski, Polonyalı kaleci. Bundan sonra Uşak'ın kalesini koruyacak. Tabii beklentiler yüksek. Bu sene genç bir takım kurmak istiyorum. Özellikle geçen sene takımın yaş ortalamasını çok fazla yükselttik. Bu sistemi oynuyorsak sol orta saha için bence çok ideal transferlerden biri. Şu an sol kanat beki olarak görünüyor. Lucas Mincarelli önemli bir overall'a sahip. Uşak'ta çok fazla iş yapacaktır diye düşünmekteyim. Hazır bu ligdeyken, 1. ligdeyken geliştirebileceğimiz bir stoper adayı Billy Cometio. 22 yaşında 66 overall'da. Gelsin bir bakalım. 3. stoper kesinlikle Cometio olacak. İspanyol bir 6 numara getireceğim. Yenlu Santiago. Daha önce hiç kullanmadığım isimlerden biri. 21 yaşında 68 overall'da. Ya aynı yaştaki oyunculara göre değeri daha yüksekti. O yüzden potansiyeli daha yüksektir diye transfer ediyorum. Sol orta sahaya yıldız adayı Oscar Ureña. 22 yaş 72 overall'da. Bence bir daha sol orta saha aramayabiliriz. Kendisiyle 3 yıllıkta kontrat imzaladık. Yabancılar bu sene çok kaliteli bir Uşak Spor kadrosu oluşturacak. Ya bu yaş kategorisinde
gelebilecek en iyi ofansif orta sahalardan biri kendisi. Ömer Faruk Beyaz serbestte. Sık sık da serbestte düşer şimdi, yani transfer etmiyorum da diyemem ama daha iyisini getirebiliyor muyuz? Getiremiyorsak Ömer Faruk Beyaz en ideali. Santrafor rotasyonu içinde Jose David Romero, 22 yaş, 67 overall. Kendisini ilk defa deniyoruz. Umarım beklentilerin üstüne çıkar. Benim beklentilerin üstüne çıkması dediğim 85 seviyeleri muazzam olur. Bir santrafor daha getireceğim. Türk Koray Yağcı, 22 yaş, 65 overall. En azından bir sezonluğuna ben denemek istiyorum neler yapabilecek. İstediğim seviyelere çıkabilecek mi? O yüzden rotasyona geldi. Urania bu arada zaten sağ ayaklı bir isim. Sağ taraf daha hücumcu olacak, sol taraf daha defansif olacak. Bence çok mantıklı bir kanat transferleri oldu. Mincarelli'ye geldiğimizde 2 haftada sol orta saha. Oscar Urania ise 2 haftada sağ orta saha. Koray Yağcı da biraz gelişecek gibi duruyor. Emre Akbaba sene sonunda futbolu bırakıyor. Stoper'de 55 overall'lık Gürcan diye bir isim var. Bu adamı serbest bıraktım. Mehmet Önal sezon sonunda futbolu bırakıyor. Bakalım Trelovski mi Utku mu? Gerçi Utku'nun gelişimi baya kötü gibi duracak. O yüzden transfer listesine ekledim. Utku'nun satışını gerçekleştirelim. Diğer oyuncunun en azından önünü açabiliyorsak önünü açalım. Sol kanat Cavcav için Bursa'dan teklif var. Alparslan Öztürk'ü AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Utku'ya da 1.3 milyon euroluk bir transfer teklifi. Yine Alparslan'a bir kiralama teklifi daha geldi Anderlet'ten. Sol orta sahayı da göndereceğiz. Altay istiyor kahraman. Cavcav Bursa'da. Utku Vitoria ile anlaştı. Emre geç gel gidecek, Serik istiyor. Kahraman'a bir teklif daha geldi. Kahraman Altay'da. İbrahim için 2 tane teklif var. Fıratcan Üzüm'e teklif geldi ama bu adam rotasyonda bence oynar. Emre geç gel Serik'te. Alparslan Öztürk AZ Alkmaar'a kiralandı. Kubilay için 2 tane teklif var. İkisini de kabul ettim. Çalık gidecek sol orta saha. İbrahim Oğuz İnegöl'de. Mehmet Özcan'a Eyüp istiyor. Rotasyonda kullanacağız. Lucas Mincarelli'de pozisyon değişikliği o artık sol orta saha. Urania da sağ orta saha oldu. Son satışlarda gerçekleşti. Çalık Beyoğlu'nda. Kubilay Şahin de Ofi Girit'le anlaştı. Transfer de Uşak'ta bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Ya bu sezon birincilik için bence iyi bir kadro, ideal bir kadro. Tabii getirdiğimiz genç oyuncular bakalım Süper Lig'e adapte olabilecek gelişimleri sağlayabilecekler mi? Günün sorusu bu. Sene sonuna geldiğimizde birincilikte şampiyonluğun 7 puan uzaklığındaydık. Dördüncü olduk ve bu bizim için playoff demek oldu. Tabii biz playoff'a finalden doğrudan katılıyoruz. Finalde Gaziantep'le karşılaştık ve Gaziantep'i 1-0'la yenerek Süper Lig'e gidiyoruz. Bir yandan da Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turda veda ettik Ankara Demirspor'a karşı. Burada şampiyon Galatasaray, UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Dortmund, Konferans Ligi ise Atalanta. Sene sonuna geldiğimizde takımdaki overall'lar. Şimdi Trelovski'nin artı 4'ü önemli bir başlangıç. Bakalım gelişimini önümüzdeki sezon devam edebilecek mi? Yine defans hattında Billy Cometio bu sezon takip ettiğimiz isimlerden de artı 4 dedi. Süper Lig seviyesine geldi diye düşünmekteyim. Yedo Santiago hiç gelişmedi. Artı 2. Artı 2 bana sorarsanız neredeyse hiç. O yüzden beğenmedim gelişimini. Mincarelli'de artı 4 var. Ömer Faruk Beyaz transfer isteğinde bulunmuş. Artı 3 gelişse de. Emre Akbaba son sezonunda Ömer Faruk Beyaz'a forma şansı vermedi. Urania artı 4 dedi. Önümüzdeki sene bayağı şey değişecek yine bu takımda. Romero artı 5. Koray Yağcı artı 4. Berat Altındiş artı 4. Ve performanslarda Romero, Emre, Urania, Koray Yağcı takımın en iyileri. En değerli oyuncu Oscar Urania. Sene sonu geldiğinde 12 milyon euroluk bir kar. En fazla Urania'nın forması satıldı Uşak'ta. Şöyle de gelir gider tablosu. Birinci ligin gol krallığı listesinde Romero bizden 7. Asist krallığında Emre Akbaba 4. Gol yemeyen maç sayısında Trelovski 3. Güzel bir sene. Yeni sezon başlıyor. Uşak artık Süper Lig'de ve başlangıç bütçemiz 8 milyon euro. Aslında haftalık bütçeye bakmak lazım. 156 bin euro ile başlıyoruz. Bizi daha çok ilgilendiren taraf o. Şimdi hücuma yeni bir antrenör geliyor. 4 yıldız. Buna ihtiyacımız vardı. Kadro derinliği 18'e kadar düştü. Hadi transfer yapalım bu takıma. Sezona yedek kaleciyle başlayacağız. Tarık Çetin. 29 yaş, 69 overall. Rotasyon dedi. Rotasyon dediyse 2 yılın sonunda kesin mutsuz olarak ayrılır. 5.5 binde maaş alacak. Stoper rotasyonuna bu sezon eklenecek isim Ulises Gimenez.
20 yaşında 68 overall'da genç bir oyuncu. Denenecek. Yani maksimum seviyelerine çıkarmaya çalışacağız oyuncuyu. Ofansif orta sahaya yıldız bir oyuncu geliyor. Kenan Yıldız. 21 yaş ve şu an 76 overall'da. 12.000'de maaş alacak. Çok iyi maaş bence. Santrafor için Muhammed Sanko. 22 yaş 74 overall'da. Bu adamı hiç denememiş olabilirim. Ve bence overall'ı yüksek, potansiyeli de vardır diye düşünmekteyim. Bir de sağ orta saha rotasyonu için Noah Ejuma. Çok önemli dedi, bu iyi bir haber değil takımdaki rol için. Overall'ı yaşı gayet iyi seviyede. 10.000 maaş 4 yıllık kontrat. Atınç sene sonunda futbolu bırakma kararı almış. Soner Dikmen de sene sonunda futbolu bırakıyor. Soner'i çekebiliyorsak MDA rotasyonuna çekelim mi? Son sezonunda. Mümkünse. Orada oynatacağımız bir Ulises Gimenez var. Necati Karpuz'u serbest bıraktım. Sol orta sahada Yıldırım'ı serbest bıraktım. Kenan Yıldız'ı en kısa sürede ofansif orta sahaya çekeceğim. Yine kanat rotasyonu için... Ya önemli demeyin abi, orada 3 tane oyuncu var senden daha yetenekli. Emre Kılınç. 2 yıllık da onunla kontrat. MDO için çok yetenekli isimler bulduğumu söyleyemem en azından şu an için. Mateo Bodmer. Genç bir oyuncu ama bu overall'la bizde ne kadar iş yapar tartışılır. Arjantinli bir 6 numara daha getireceğim. Enzo Baranesha. 25 yaşında. Ya bu yaştan sonra ne kadar gelişeceği tartışılır tabii. Ama mevcuttaki oyuncularımızdan çok daha yetenekli. Ömer Faruk Beyaz için teklif var. Transfer isteğinde bulunan futbolcuyu tutamam. Gidiyor. Kendisi için bir teklif daha geldi. Stoperlerden biri gidecek. Cebeci. Tabii maaşla anlaşabilirse. Onur Ergün'ü yollayacağız. Onur için bir teklif daha geldi. Ömer Faruk Beyaz satıldı. Cebeci satıldı. Alparslan Öztürk'ü satıyorum. Fıratcan Üzüm yine gidecek. Onur gelen iki teklifi de reddetti. Maaşla anlaşamadı. Yellu Santiago bu sezon takımdan ayrılacak. Yeni MDO'lar geldi. Onur Ergün için bir teklif daha var. Alparslan satıldı. Kasapiyada. Fıratcan Üzüm satıldı. Fransa Ligi'ne. Ve iki satış daha var. Santiago gitti. Onur Ergün de satıldı. 18 tane oyuncumuz kaldı. Yeni hedef rotasyon için Can Keleş. Serbeste düşmüş. Çok fazla kullandığım isimlerden biri de değil kendisi. 5500'e geldi. Sezonun son transferi ise Serkan Hasan. 70 overall'ıyla bir şekilde ikna edip getireceğiz de. Sağ bekte tabii ki kalmayacak. Onun da mevkisini değiştirme düşüncem var. Tabii soru şu. Stoper mi, sağ orta saha mı? Transfer de Uşak'ta bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste ekranda. Ciddi oyuncular geldi, onu belirteyim. Serkan Hasan 104 haftada stoper olabiliyor. 70 haftada sağ orta saha. Sağ orta saha diyeceğiz. Takımda inanılmaz bir sağ orta saha oluştu şu an. Bu Muhammed Sanko da gelişmeyecek gibi nedense. Hiç ümit vermedi bana ilk sezon. Yeni sezonda ya planlanan 11 bu şekilde olacak. Jimenez'in tabi şurada bir şekilde gidip formayı alması lazım. Mevki değişikliğimiz var. Kenan Yıldız ofansif orta saha. Süper Lig'deki ilk sene sonumuz Uşak 73 puanla 5. oldu. Güzel bir başlangıç. Yine 3. turdan başladık. Türkiye Kupası'na 4-0'la. 4. tura geldiğimizde Akhisar'ı 3-1 yendik. Son 16'da ise Karagümrük bizi 1-0'la eledi. Buranın şampiyonu Çorum. UEFA'da Süper Kupa Dortmund, Şampiyonlar Ligi City, Avrupa Ligi Benfica, Konferans Ligi ise Lazio. Ve sene sonu itibariyle Uşak'ta overall'lar. Kalede Trelovski'nin sadece artı biri vardı ve burada maalesef ki 28 maçta Tarık Çetin görev aldı. Tarık Çetin ortalama puan anlamında da Trelovski'den daha iyiymiş. Şunu söylemek lazım. Uşak'ta Trelovski dönemi bitti. Devamında stoper hattında Kometio artı 4, Gimenez artı 4, 38'er maça çıkmış ikisi de. Müthiş haber. MDO'da Mehmet Özcan gelişmeye devam ediyor. Enzo bence ilk senesinde artı 4 ile çok iyi gelişti. Minkarelli'de biraz sorun var. Artı 2 çok yetersiz. Bu adamı daha önce denemiştim ve yine herhalde memnun kalmamıştım gelişim anlamında. Kenan artı 3 dedi. Urenya'nın artı 2'si varken Ejuma artı 3 dedi. Orada da forma birazcık dağılmış. Forvet hattında ise Romero artı 5, Sanko artı 3. Sanko'nun maç sayısı da bayağı geride. Performanslarda ise Romero, Berat, Urenya, Sanko diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu Kenan Yıldız. 20 milyon euro kar. En fazla Kenan Yıldız forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı Thiago Çukur. Romero bizden ikinci. Asist kralı da aynı isim. Uşak'tan Kenan Yıldız 6. Gol yenmeyen maç sayısında ise Uşak kalecisi Çetin 7. Yani beklentiler kale anlamında çok daha farklıydı.
Uşak'ta yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda 11 milyon euro bütçe var. Yani o da demek oluyor ki 208 bin haftalık bütçe. Tabi stoper ihtiyacı var bu takımın. MDO ihtiyacı var. Bu sezon yöneleceğimiz mevkiler onlar. Kaleci transferi de yapmaya çalışacağım. Evet, kaleciyi bulduk. Gabriel Slonina. Hatta bir değil iki tane kaleci bulduk. Çok iyi bir tane daha kaleci getireceğim ve ikisinden birini farklı bir kulübe kiralayacağız. Bu şekilde de önümüzdeki sezonun rotasyonunu da bir şekilde ayarlamış olacağım. Slonina 15 bin maaş karşılığında bizde. İkinci çok iyi kaleci ise Doğan Alemdar. O da 24 yaş, 78 overall'da. Kendisiyle 3 yıllık kontrat. Muhtemelen Doğan 1 yıllığına kiralanacak. Kale işi Uşak'ta bence tamam. Stopere geldiğimizde ise bulduğum oyuncu 22 yaşında, 70 overall'da. Beklentim var mı? Emin değilim. Kim Ji-so, Güney Koreli. Bu sezon onu yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki seneler stoper arayacak mıyız? Onu bilmek için. Tabii yeni bir MDO getireceğim. Elian Irala, 22 yaş, 73 overall'da. Bu oyuncunun da maksimum hangi seviyelere çıkacağı konusunda bir bilgim yok. Artık tabii transferler azalıyor. Santrafor'a bir isim gelecek. Adebomi. Bu adamı da geldiği gibi kiralama düşüncem var. Takımda tutma planım yok. 4 yıllık kontrat teklif ettim. Emre Kılınç sene sonunda futbolu bırakma kararı almış. Serkan Hasan'ın hala mevkisi değişmiyor. Kim Ji-so'nun da hızlanması çok düşük. Yani bu adamı antrenmanlarla ilk sene 74'e çıkarsak yeter herhalde. Adebomi için Torino ve Union Berlin'den kiralama teklifleri. Trelovski Feyenoord'a gidecek. Celtic'in teklifi düşük. Doğan için de Leeds United'dan bir kiralama teklifi geldi. Doğan'ı 2 yıllığına Lecce'de istiyor. 2 yıl çok. Adebomi Torino'da. Trelovski Feyenoord'a satıldı. Ve Doğan Alemdar kiralandı Leeds United. Transfer dönemi de Uşak'ta bitti. İşte gelenler ve gidenler. Bu sezon çok transfer yapmadık. Yeni sezonda da beklenen 11 bu şekilde. Bu sezon şu anlamda önemli. Gelişmeyecek oyuncular bu sene sonunda belirlenecek ve o mevkiler yeni sezonda değişecek. Artık yavaş yavaş buna doğru gidiyoruz. Tabii yeni bir antrenör. O isim orta sahaya. Sene sonu yaptık Süper Lig'de. Uşak 73 puanla 4. oldu şampiyon Beşiktaş. Türkiye Kupası'na geldiğimizde İnegöl'ü 3-0 yenerek başladık. 4. tur Galatasaray'ı eledik. Son 16'da ise Beşiktaş bizi eledi. Buranın şampiyonu Beşiktaş. Süper Kupa City'nin, Şampiyonlar Ligi Real Madrid, Avrupa Ligi Liverpool, Konferans Ligi ise Newcastle United. Sene sonu itibariyle de overall'lar görüntüde. Yani defans hattı, özellikle savunma hattı, sonrasında kalede dahil biraz gelişim anlamında yavaş ilerleyecekler gibi duruyor. Mesela Kometio bu sene artı bir demiş. Seneye çok daha iyisini bulmam lazım. 25 yaşına geldi, bu saatten sonra da çok daha iyi gelişmez diye düşünmekteyim. Hani Slonina artı 2 ile bence idare etti. Muazzam bir bireysel performans. 16 maçta gol yemedi toplamda. Yine devamında Enzo 80 oldu. Irala bu sene 17 maçta görev alabildi. MDO'da da ciddi sıkıntı var. Burada Mehmet Özcan bütün maçları oynamış. Sol orta saha Mincarelli sıkıntı. Kenan Yıldız artı 3 dedi. Urenya artı 3 dedi. Ejjuma transfer isteğinde bulundu. Yeni sezonda da onu satabiliriz. Devam etmeyebiliriz. Hücum hattında da Sanko artı 1. Romero artı 3'te 80'i buldu. Performanslar Romero, Urenya, Sanko ve Kenan Yıldız. Bizim yavaştan yeni bir santraforda aramamız gerekecek. Kenan Yıldız takımın en değerli oyuncusu. Kar 27 milyon euro. En fazla Kenan Yıldız forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığı listesinde Romero bizden 4. Asist krallığında Urenya bizden 4. Gol yemeyen maç sayısında Slonina 2. Yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezonda 17 milyon euro bütçe var. Eksik bölgeleri kesinlikle tamamlama zamanı. Önemli bir stoper transferiyle başlayacağız. John Lusumi. 81 overall'da Uşak'ı zirveye taşıyacak isimlerden biri olduğu düşüncesindeyim. Tabii 3 yıllık kontrat yapacağız. Daha sonrasında eski gelişim inmesini gösteremeyecektir. 24 binde maaş. Bir stoper daha getireceğim. Tobias Palacio. 21 yaşında, 74 overall'da. Stoper hattı biraz değişecek. 14 binde kendisine maaş teklif ettim. Sol orta sahaya yeni bir takviye yapacağım.
yapıyorum. Koki Saito 26 yaşında 80 overall. Mevcuttaki sol orta sahamızı da göndereceğiz. Ya muhtemelen rotasyonda bile kullanmama ihtimalim var yabancı sayısına göre. İyi bir MDO'ya ihtiyacım vardı. Geçen sene getirdiğim oyuncu da tutmadı. Ruslan Litvinov 26 yaş 81 overall'da. Overall'ı gayet iyi ve bir daha bence MDO aramayabiliriz. Bir de santrafor için iyi bir oyuncu buldum. Damian Pizarro. Genç bir isim. Overall'ı da hiç fena değil. 4 yıllık kontrat teklif ettim. Sankoh gidecek. Pizarro bundan sonra santraforda yerini alacak. Yine bir rotasyon transferi Kanada. Sağ orta saha olarak görünüyor ama sol orta sahaya çekerim diye düşünüyorum. Yusuf Sarı. Kendisiyle 2 yıllık kontrat imzalayacağız. 15.000 de maaş teklif ettim. Yusuf Sarı zaten sol ayaklı bir oyuncu. 3-5-2'de sol tarafta oynar. 17 hafta sürüyormuş sol orta saha alması. Bu arada Tobias Palacio'da büyük potansiyel var. Benim 3. kaleciye ihtiyacım var. Batuhan Şen. Overall da hiç fena değil. Doğan Alamdar'ı bir kez daha kiralama düşüncem var. O yüzden Batuhan geldi. Şimdi Ejuma için 2 tane teklif var ve bu adam Alaves'e gitmek üzere. Transfer isteğinde bulunan topçuyu tutmanın hiçbir yararı olacağını ben düşünmemekteyim. Doğan için Nottingham Forest'tan 1 yıl daha kiralama teklifi. Adebomi bu yıl satılıyor 11 milyon euro. Adam oynayamadan gitti ya. Yapacak bir şey yok. Doğan için Southampton'dan teklif geldi, reddettim. Kometio gidiyor. Sanko Gent'e gidebilir. Noah Ejuma Alaves'te. Gimenez'e kiralama teklifi var. Bodmer ve Irala kesin gidiyorlar. İkisi de. Kometio satıldı. Adebomi Antwerp'te. Muhammed Sanko Gent'le anlaştı. Serkan Hasan'a 2 tane teklif var. Bu takımda yapamadı maalesef. Ya yani mevkisini değiştiremedi. Doğan Nottingham Forest'ta. Irala Montpellier ile anlaştı. Bodmer satıldı. Tabii giden isimlerin yanı sıra bir tane santrafor rotasyonu getireceğim. Di Serio 75 overall'da tam rotasyon oyuncusu. 15.000'de maaş. Serkan Hasan satıldı Famalicao'da ve Ulises Gimenez kiralandı. Uşak Spor transferi tamamladı bu sene. Konferans Ligi için çok iyi transferler yaptık. Bir anda kadro bu şekilde oldu. Çoğu oyuncu 80 overall'da ya da üstünde. Gelişecek yine çok fazla oyuncu var tabi. Hücuma 5 yıldızlık yeni bir antrenör. Konferans Ligi'nde kurallar çekildi. F grubu Kulüp Brugge, Avusturya Viyen ve ile hedef liderlik. Şu kadronun rahatlıkla lider çıkması lazım. B grubunda 12 puan liderlik geldi. Son 16'ya geldiğimizde Kulüp Brugge'da oynuyoruz. Çok aşırı zor bir takım yok bence burada. Ve Kulüp Brugge deplasmanı bir şekilde zorlayıp finale çıkma ihtimalimizin olduğunu ben düşünmekteyim derken kaybettik. Bitti bu iş. Elendik. Buradan dönmez. Evet, revanşa geldik. Umutlar tükendi. Ama 3-1'lik galibiyeti aldık. Saito, Urania ve Saito. Çeyrek finalde rakip Leipzig. Rakibin 11'i Enes Ünal forvetlerinde. Hadi, hadi galibiyet. 2-1 Romero ve Kenan Yıldız. Revanşa geldik tabii, yorgunluk olacak. Bir önceki gün maç vardı. Çok sıkıntılı bir tablo bizim için. Ve 87'de gol yiyip, ikinci gol yiyip elendik. Fikstür şanssızlığı bizim için. Sene sonuna geldiğimizde ise Süper Lig'de ilk kez Uşak şampiyon. Türkiye Kupası'na 2-0'lık İskenderun galibiyetiyle başladık. 4. turda Rize'yi geçtik. Son 16 Galatasaray'ı eledik. Çeyrek finalde 3-2 Gaziantep. Yarı final penaltılarla kazandık ve şampiyon Uşak 2-2. UEFA'da Süper Kupa Real Madrid, Şampiyonlar Ligi City, Avrupa Ligi bu sene Atalanta ve Konferans Ligi ise Leipzig. Şampiyona elendik burada maalesef. Sene sonu itibariyle de overall'lar çok iyi gelişen isimler var. Bunu net olarak söyleyebilirim. Doğan Alamdar tam rotasyon kalecisi oldu bu arada. Slonina çünkü 83'e kadar yükseltti kendisini. Bu sene performansı nasıl? Yine çok iyiydi. Toplamda 17 maçta gol yememiş. Palacio artı 4 gelişti. Lusumi'nin artı 2'si vardı. Kim Ji-so artı 3. Gimenez'de kiralık gitti. Kulüpte artı 2 ile yeri dönecek. Yine MDO'da Litvinov 85 oldu. Enzo'nun sadece artı 2'si vardı. Saito iyi gelişirken Mincarelli yok abi, artı 1. Tam rotasyon oyuncusu. Kenan 85. Urania artı 2. Berat Altındiş'i yeni sezonda serbest bırakacağım. Romero artı 2. Damian Pizarro artı 1. Ya Pizarro'nun gelişimi devam ediyor tabii ama bu sene artı 1 çok düşük. Performanslarda Kenan, Romero, Saito, Urania ve Pizarro. En değerli oyuncu Kenan Yıldız. 179 milyon euro cash. En fazla Kenan Yıldız forma sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığı listesinde Kenan Yıldız 2.
Asist krallığında Urania 1, gol yenme amaç sayısında Slonina 1. Bireysellerde çok iyi performanslar. Yeni sezon Uşak'ta başlıyor. 63 milyon euro bütçe var. Ya artık çok daha seçici olacağız. Belki transfer bile yapmayabiliriz iyi bir oyuncu bulamazsak. Tabi bundan sonra da bizim için rotasyon çok daha önemli. Duruma bakacağız. Kim Ji-soo'nun filan gelişimi hala iyi seviyede ama Ulises Jimenez bitmiş. Bu adamı bundan sonra rotasyona çekebilmek adına her şeyi yaparım. Örneğin bir yıl daha kiralamak. Şunu söyleyeyim, transfer yapmayacağız bu sene. İki tane yapacağım hamle var. Berat Altındiş satılıyor. Ulises Jimenez de Atletico'ya kiralanmak üzere. Berat satıldı, Portland'a gitti Amerika'ya. Ve Jimenez de kiralık olarak verildi. Transfer Uşak'ta bitti. Şampiyonlar Ligi playoff zamanı, rakip Victoria Pilsen. Rakibin kadro, onlar da üçlü oynuyorlar, biz de üçlü oynuyoruz. Kazanan 2-1 ile Uşak. Bir adım kaldı Şampiyonlar Ligi'ne. Rövanş, 4-1'lik galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şampiyonlar Ligi'nde City, Dortmund ve Gent var. Yani yarışmacı olmaya çalışacağız. İlk Şampiyonlar Ligi senemiz. Elenirsek de bir şey diyemem. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puan, 3. olduk. Yani rota Avrupa Ligi. Rakip Apoel. Avrupa Ligi'nde deplasmana geldik. Apoel deplasmanı ve kazanan taraf 2-1 ile Uşak. Rövanş günündeyiz. Uşak iç sahada ne yapacak? 2-2 bize yetti. Son 16 AZ Alkmaar'la oynuyoruz. Bence yine iyi kura çektik. Burada yolumuz bir hayli açık. 2-1 de galibiyet. Hollanda'dayız. Kenan Yıldız 88 oldu artık. 2-2 etti. Saito son dakikalarda turu getirdi. Çeyrek finalde Fiorentina. Rakibin kadro. Hadi. Yarı final gelmeli bence. Olmadı. İlk maçta kaybettik. Sancho ve Tierney onların golünü attılar. Kendi evimizdeyiz. Uşak Fiorentina. 3-1 de kendi evimizde kaybettik ve maalesef elendik. Sene sonu 97 puanla Uşak bir kez daha şampiyon oldu. Süper Kupayı Uşak kazandı 3-1'lik galibiyetle. Türkiye Kupası'na 3-1'lik galibiyetle başladık. Sonrasında 1461 Trabzon'u yendik. Son 16'da Ankara Spor penaltılarla bizi yendi. Buranın şampiyonu İstanbul. Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi City, Avrupa Ligi Atalanta ve Konferans Ligi Bilbao. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle daha iddialı olmalıyız. Stoper attı bence. İyi seviyeye yavaş yavaş geliyor. Bizim yedek kalecilerin ikisinde de kiralanma isteği varmış. Gabriel Slonina artı 3 dedi ve bu senede 14 maçta gol yemeyerek iyi bir performans gösterdi. Palacio artı 3, Rusumi artı 2, Kim Ji-soo artı 4 gelişti. Seneye bir de rotasyona Jimenez gelecek. Yine bir yandan Litvinov artı 1 derken Enzo'nun da artı 1'i vardı. Devamında Kenan Yıldız artı 3 dedi, Urania artı 1 dedi, Romero artı 2, Pizarro artı 2 ve performanslarda Romero, Saito, Urania, Kenan Yıldız ve Pizarro. En değerli oyuncu da Kenan Yıldız. 130 milyon euro kar, en fazla Saito'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında Romero birinciliği paylaşıyor. Asist kralı Saito, gol yenme amaç sayısında Slonina 1. Uşak'ta yeni sezon başlıyor 74 milyon euro bütçeyle. Yeni sezonda transfer yapılmayacak. Kadro bence yeterli. Belki bir tane santrafor rotasyonu ya da kanat rotasyonu alınabilir. Bir ona bakacağım. Bulamazsak da bu kadroyla devam edeceğiz. Çünkü artık bu kadro Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Sağ orta saha rotasyonu için iyi bir isim bulamadım. Santrafor rotasyonu içinde gelecek oyuncu Beto. Beto ile birlikte transferi de bu sezon tamamladık. Batuhan Şen'i serbest bıraktım. Üçüncü kaleci sorun yaratıyor. Şampiyonlar Ligi playoff turu, rakip Cluj. Rakip görüntü de Romanya'da hedef galibiyet. O galibiyeti de aldık 3-1. Uşak'tayız. Rövanş günü. 2-1 de kendi evimizde kazandık. Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Benfica, Kiev. Hedef ilk 2. Ya ikinci torbadan Real Madrid olmuş mu, bence olmamış. 9 puan. İkinci olduk. Real Madrid namağlup lider. Son 16 rakip Sevilla. Real kimle oynuyor? Young Boys. Biz Sevilla maçına odaklanacağız. Rakip görüntüde. Hadi Uşak. Kendi evinde galibiyeti alır mı? Alamadı. 1-1. Rövanşa kaldık. Sevilla mı Uşak mı? Rövanşa geldik. Kazanan 2-0'la, Pizarro'yla, Romero'yla Uşak. Çeyrek finalde dünyanın en ballı kurası olabilir. Kopenhag. Rakip. Yani burada Bonani fena değil. Klem. Bir de Johannesson sayılabilir. Bu arada kalede de Deniz Dilmen var. Kötü kaleci değil Deniz. İlerleyen yıllarda çok daha iyi olabiliyor.
3-1'lik galibiyeti aldık. Uşak'tayız. 2-1 de kendi evimizde kazandık. Yarı final geldi. Müthiş bir kurada Sporting'le oynayacağız yarı finalde. Önce deplasmandayız. 5'li oynuyor Sporting. 5'li 3'lüye karşı 1-1 bitti. İyi oynayan taraf da bizdik. Gerçi onlar penaltı kaçırmış. Hadi her şey Uşak'taki maça bağlı. Final istiyoruz. Penaltılarla o final geldi. 5'te 5 penaltı attık. Sezonu 91 puanla şampiyon olarak tamamladık. Süper Kupa Uşağı'nın 4-1'li İstanbulspor'u yendik. Türkiye Kupası'na 3-1'lik galibiyetle başladık. 4. tura geldiğimizde penaltılarla Şanlıurfa bizi yendi ve buranın şampiyonu Kasımpaşa. UEFA'da Süper Kupa Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde rakip Atletico, Avrupa Ligi Union Berlin, Konferans Ligi ise Fiorentina. Sene sonu overall'lar görüntüde. Zaten takımı buraya birlikte getirdik. Slonina başka bir seviyeye yükseldi, onu söylemek lazım. Bir yandan da takımda artı 2 ve artı 3 çok fazla vardı. Bu da gelişim anlamında bizim işimize geldi. Performanslarda Romero, Pizarro, Saito, Kenan Yıldız ve Ureña. En değerli oyuncu Kenan Yıldız. 203 milyon euro cash. En fazla Pizarro'nun forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız. Gol krallığında Saito 8. Asist krallığında 5-6 bizden. Kenan Yıldız birinciliği paylaşıyor. Gol yemeyen maç sayısında Slonina 9. Süper Lig'de ise Pizarro, Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'den Osman Çetin krallar. Slonina 3. olmuş. Rakip görüntüde artık final zamanı. Formalar bu şekilde iyi görünüyor. Başlıyoruz. Svetković kaleye direkten döndü. O nasıl şut? Kontra şansı şimdi. Saito. Pizarro aldı. Pizarro'nun pası Romero'ya. Upamecano yanında. Romero çekti. Romero verdik. Pizarro vurdu out'a. Upamecano. Gavi önünde kaldı. Gavi, Baraneşa. Pizarro, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız ara topu geçmedi. Merdik, Litvinov. Şimdi Baraneşa. İyi pas, Romero. Etkili geliyoruz. Romero verdi. Pizarro müthiş bıraktı Kenan Yıldız. 1-0 öndeyiz. Merdink. Merdink hala topunda. Merdink. Svetković çekti. Pası da verdi. Lusumi. Pizarro çok iyi çekti. Şimdi Kenan Yıldız verdi Romero'ya. Romero. Hala top onda. Kenan Yıldız'a çok iyi top. Kenan Yıldız karşı karşıya. Dönen top. Neves. Merdink. Hala top Merdink'te. Svetković. Geçti. Svetković pası verdi. Slonina. Neves. Orta. Kafa. Lusumi. Pizarro. Gavi. Gavi. Büyük hata geldi defansta. Ortayı yaptı. Kim Jisoo yine önlerine düştü. Svetković. Korner. Neves. Orta. Kafa. Yine onlarda ama neyse ki kontrolü sağladık. Romero. Ureña aldı. Ureña Romero'nun koşu yoluna. Romero! Oliver! Lusumi, Sato, Litvinov, Kenan. İyi paslar. Şimdi o top Ureña'ya geldi ama Ureña derken top bizde. Ureña yine veremedi. Baraneşa, şimdi Kenan Yıldız. Ureña ile oynadı. Ureña getiriyor sağ taraftan. Ureña içe girdi. Pası verdi Pizarro. Kaçtı. Saito'dan Pizarro'ya. Pizarro verdi Saito'ya. Saito bir anda ritmi yükseltti. Saito karşı karşıya direkten döndü. Verdi pası Litvinov. O top Kenan'a gelecek mi? Schurz boşta kaldı. Pizarro, Upamecano. Ureña sağ taraftan aktı gidiyor. Ureña. Etkili geliyoruz Ureña'yla. İçe de kat etti. Ureña karşı karşıya Oliver. Litvinov orta geldi. Molina karşılayan isim. Kenan şimdi. Lusumi. Yeniden Kenan Yıldız. Plase'yi vurdu Oliver. Ureña. Pizarro. Solda Saito var. İyi pas Saito'ya. Saito içeride. Romero. Attı mı? Hayır. Etkili geldiler. Kim Jisoo. Maç bitti uzatmalar. Yani bazı isimler mecburen değişecek. Kenan Yıldız da onlardan biri. Kim kondisyon olarak oynayabilecekse onlarla devam edeceğiz.
Urenya müdahale etti. Gavi etkili aldı önüne. Gavi müthiş müdahale diyecekken hakem faali verdi. Kırmızı kart ve bir anda Tobias Palacio atıldı. Ortalık karıştı. Ha şöyle yani, müdahaleyi yapmasak zaten gitti attıydı. Svetković geliyor. Svetković. Bu sefer Svetković attı. Atletik oyunda. Urenya verdi. Beto iyi döndü. Beto bir anda pozisyonu yakaladı. Beto. Eşitlik var. Hemen karşılık verdik. Ramos kaldı önünde. Ortayı yaptı Mehmet Özcan. Şimdi Gavi. Gavi geçti, vurdu Slonina. Gavi geçti. Gavi. Molina. Schurz. Schurz pası verdi Svetković. Slonina iki hamlede. Molejo verdi. Etkili geliyorlar. Yine eksik yakalandık tabii ki. Gavi. Molejo. Bir anda pozisyon onda ama out attı. Jimenez'den Urenya'ya. Urenya dönebilecek mi? Döndü. Urenya şimdi ortayı da yaptı. Romero bir kez de düzgün kafa vur be. Schurz. Schurz ayağından açtı, büyük hata. Romero getirdi. Romero hayır ya. Hayır ya. Urenya korneri kullandık. Romero out'a gitti. Mehmet Özcan ve penaltılara gidiyoruz. Jesus. Geldi Gabriel Jesus. Urenya topun başında, ters köşe. James. James attı. Beto. 2-2. Scott. Scott Slonina. Saito attı o da. Vuškovic. Bekledik. 3-3. Romero. Romero 4'te 4 yaptık. Hadi abi. Hadi abi Slonina yapma ya. Jimenez at bitir. Jimenez attı 5'te 5. Uşak penaltılarla kazanmayı bildi. Jimenez. Kaptan geldi. Lusumi Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyon Uşak. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.